Hanımlar, beyler, günaydın efendim. Bugün 5 Mayıs Cumartesi, sağlığını özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden doğru ve en güncel bilgileri duymak isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Evet efendim, Sağlık Merkezi'nde bu sabah sizler için yine toplum sağlığını yakından ilgilendiren iki önemli konuyu masaya yatırıyoruz iki değerli uzmanımızla. Efendim, ilk bölümde giderek yaygınlaşan ve özellikle sebepleri arasında sigara ve tütünlü mamullerin kullanımının oldukça yaygın olduğu akciğer kanserini konuşacağız. Akciğer kanserinde evrelemeyi konuşacağız. Tanıda altın standardı ve yenilikleri ve elbette tedavideki yeni gelişmeleri Profesör Doktor Levent Dalar hocamla konuşacağız. Ardındansa değerli izleyicilerimiz, diz hastalıklarından menisküs ve çapraz bağlardaki problemlerin artroskopi ile tedavisini ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Halil Burç hocam anlatacak. Efendim, dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa yanında da sağlığınız için, huzurunuz için tek doz Sağlık Merkezi bendenizden size ikram olacak. Haydi buyursunlar, bekliyoruz. Akciğer kanseri neden artıyor, belirtileri neler? Evreleme nasıl yapılır? Tanıda altın standart ne? Tedavide cerrahi kimlere uygulanır? Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Levent Dalar Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Menisküs yırtıkları ve zedelenmesi neden olur? Çapraz bağ zedelenmesi ve kopmaları nasıl tedavi edilir? Diz bölgesine uygulanan artroskopi ameliyatlarının detaylarını ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Halil Burç Sağlık Merkezi'nde anlatıyor ve sorularımızı cevaplıyor. Evet efendim, başladık. İlk bölümde Memorial Bahçeli Evleri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden çok değerli hocam Profesör Doktor Levent Dalar bizlerle olacak. Az önce söylediğim gibi akciğer kanserini konuşacağız. Giderek yaygınlaşıyor hastalık, sebeplerini konuşacağız. Efendim, risk gruplarını konuşacağız ve özellikle tedavideki yeniliklerden bahsedeceğiz. 0530 040 70 05 ve 06 telefon hatlarımız, efendim, bu numaralardan arayarak canlı yayında değerli hocam Profesör Doktor Levent Dalar'a sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bakalım Türkiye'nin hangi illeri bu sabah Sağlık Merkezi'nden günaydın Türkiye diyecek. Efendim, yeni stüdyomuzdayız, yeni dekorumuzdayız. Biraz da heyecanlıyız, alışmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür Allah. Siz de iyisiniz inşallah. Ben deyim, hamdolsun hocam. Şimdi biz bugün ilk kez yeni stüdyomuzda sizi ağırlamış olduk. Efendim, uğur getireceğinizi ümit ediyorum. İnşallah. Öyle olacağını biliyorum. Hocam, akciğer kanseri konuşacağız. Şimdi maalesef kanser giderek yaygınlaşırken Türkiye'de akciğer kanseri de ilk sıralarda yer alıyor değil mi? Maalesef öyle. Görülme sıklığı oldukça yaygın ve kadınlarda da arttı. Giderek artıyor maalesef. Biraz bahsedelim mi bundan? Neden böyle oldu? O temel nedeni sigara kullanımı. Yani özellikle genç popülasyonda giderek artan oranda sigara kullanımının artması, hanımlar arasında da, çalışan bayanlar arasında da akciğer kanseri sıklığının artmasına tartışmasız yol açtı. Onun dışında hava kirliliğinin çok önemli bir neden olduğunu asla unutmamak lazım. O da diğer nedenlerden bir tanesi. Beslenme biçimlerimiz, genetiğimizin giderek bozulması, yediklerimizde, içtiklerimizde, maruz kaldıklarımızda. Ama tartışmasız temel neden sigara kullanımı. Peki hocam, şimdi akciğer kanseri maalesef biraz tanıda geç kalınan, maalesef fark edilirken geç fark edilen hastalıklardan biri. Ve özellikle bulguları arasında zannediyorum öksürük önemli bir alarm. En önde gelen bulgusu öksürük aslında. Ama ihmal ediyoruz öksürüğümüzü. Çoğu zaman. Çünkü akciğer kanseri olan hastalarımızın büyük bir çoğunluğu sigara içen insanlar oluyor. Maruz kaldıkları öksürüğü çoğu zaman sigaraya atfediyorlar. Sabahları ve görmezden özellikle geliyorlar. Aynen öyle. Ama oysa ki uzun süren öksürük, onu zorlayan, normalden belki biraz fazla, biraz farklı olan bir öksürükte hemen doktora başvurmak en iyisi. Sigara içen bir birey için. İçmemek en doğrusu ama.
Gerçi ülkemizde 8-9 yıl önce çıkan kanunla kapalı alanlarda tütün ve tütünlü mamullerin yapılabilecek en güzel şeylerden biriydi gerçekten. Azaldı sigara içimi belki ama yine de genç popülasyonda maalesef azalmadı aslında bakarsanız. Öyle mi? Ha, kanunun yürürlüğe girdiği ilk dönemde gerçekten belirgin bir azalma oldu. Sigara tüketiminde de kısmi bir azalma oldu. Ama gençler arasında tütün kullanımı, tütün ve tütün ürünleri, buna nargile de dahil, giderek artan bir trend gösteriyor. Maalesef. Ama sonucu da bu olabiliyor. Bunun sonucu bir 30 yıl sonra bütün bu genç, heyecanlı, nargileştiği için mutlu olan bireylerin maalesef kanserle karşımıza gelmesiyle sonuçlanacak. Peki hocam, sigara dışında da bir takım nedenleri var değil mi? Risk gruplarını sayacak olursak akciğer kanserinde neler? Yani bu sigara riski ne artırıyor? Sigara dışında mesleki ve çevresel maruziyetler önemli. Riski belirgin olarak arttıranlar. Bunların en temeli asbest maruziyeti. Asbest temel olarak akciğer zarı kanserine yol açmakla beraber akciğer kanserinin de nedenlerinden bir tanesi. Onun dışında silikozis, seramik sanayinde çalışılması, ağır metal fabrikası işçileri, bir takım özel madenlerde çalışanlar, kadmiyum gibi, berilyum gibi, bütün bunların hepsi mesleki risk faktörleri arasında. Giderek artan oranda bilimsel çalışmanın çıktığı bir alan daha var. O da dizel egzoz gazı maruziyeti. Öyle mi? Bunun da evet akciğer kanseri için bir risk olduğuna dair giderek artan oranda kanıt sahibiyiz. Yani İstanbul trafiğinde malumunuz 24 saat trafik var artık öyle bir hale gelirken. Çok fazla direksiyon sallarken de böyle bir bir kanserojene riskle maruz kalıyorsunuz, evet haklısınız. Evet, bu da enteresan tabii. Bu da yeni bir bilgi. Peki hocam, bunun dışında başka bir sebebi var. Mesela genetik etkili midir akciğer kanserinde de? 100 akciğer kanseri olgusunun son yapılan ülkemiz çalışmalarından bir tanesi. Yaklaşık 14'ünde ailesinde de bir akciğer kanseri olgusu mevcut. Yani normal bir bireye göre 14 kat daha fazla akciğer kanseri, ailesinde akciğer kanseri olan bir birey kansere maruz kalma riski taşıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir de sigara içiyorsa üzerine? Bu riski belirgin olarak potansiyel hale getiriyor. Ciddi şekilde artıracaktır. Şimdi akciğer kanserinin oluşumunda bir genetik mutasyon zaten söz konusu. Bizi kanserden koruyan ve kanser oluşumuna yol açan mutasyonlar var. Bu mutasyonlar sizin yaşamınız, ömrünüz sırasında da ortaya çıkarlar. Başlangıçta ailenizde o mutasyon hiç yoktur. Ama o mutasyon sizde başlar ve siz onu sizden sonraki kuşaklara kalıtırsınız. Ama sizden önce böyle bir miras devraldıysanız ve o mutasyonun olmasına yol açacak etkenleri taşımaya devam ediyorsanız, sigara içmek gibi, onu potansiyel hale getiriyorsunuz. Evet efendim, dikkat diyoruz ve süratle içenlerini bırakmasını tavsiye ediyoruz. İnşallah, buradan değil mi Levent Allah hocam? Herkesi kurtulmak istesin. Peki hocam, şimdi belirtileri sayarken öksürük ciddi şekilde aslında alarma etmeli diyoruz. Kesinlikle. Özellikle inatçı öksürükler, tabiatı değişmiş öksürükler. Aynen ama öyle. Bunun dışında başka bulgularda var mı? Neyden şüphelenmek tabii lazım? Basit müfem sırt ağrıları, özellikle 20 yılın üzerinde sigara içmiş bir bireyde onu alarma etmeye yol açacak şeylerden bir tanesi sırt ağrısı olur. Sırt ağrısı. Yani çoğu zaman küçümsenir, kas ağrısı olarak yorumlanır vesaire. Ama bunun altında bir tümör olabilir. Risk faktörüne sahip bir kişi de. Sırt ağrıyan herkesin doktora koşmasına yol açmak istemem. Böyle bir şeyden söz etmiyorum. Onun dışında yine göğüs ağrılarını bunun arasına sokabiliriz. Belki sabahları çok az miktarda kanlı balgam olabilen bir şey tümörün başlangıç dönemlerinde. Nefes darlığı normalden biraz daha farklı, biraz daha fazla. Efor sarf ederken efor özellikle sarf ederken ya da oturduğu yerde. Bütün bunların hepsi bulgu olabilirler. Ama burada temel sorun şu. Akciğer kanseri bulgu vermeye başladığında çoğu zaman artık geç kalmaya da başlıyoruz demektir. Öyle mi? Çoğu zaman. İlk evrede yakalanması zor bir kanser türü galiba değil mi? Erken yakalanması maalesef birinci zor bir kanser evrede türü. Özellikle. Evet. Çoğu zaman bu tesadüfi gerçekleşiyor zaten. Herhangi bir nedenle bir görüntüleme yöntemine başvuran biri, işe girerken bir film çektirme gibi. Ha, ya orada da çıkıyor. Herhangi bir şekilde bilinçli bir bireyin ben kendime bir tarama yaptıracağım, bir akciğer filmimi göreyim, ailesinde de böyle bir kötü olay yaşadıysa eğer, o sayede erken yakalanması mümkün oluyor. Onun dışında herhangi bir bulgu vererek erken yakalanması çoğu zaman çok mümkün değil. Peki hocam, biz bir sokak röportajı da yaptık. Dedik ki akciğer tabii kanseri hakkında ne biliyorlar? Neden bu kadar yaygın? Sigara içiyorlar mı? Bu arada çaylarımız da gelmişken sevgili Emine'den rica edelim. Engin Bey teşekkür ediyoruz. Efendim bakalım vatandaşımız akciğer kanserine ilişkin ne söylüyor ve sigara içiyorlar mı? Bir izleyelim bakalım sokaklarda bu konuda ne konuşuluyor? Müzik
Akciğer kanserine sebep olan şeyler nedir sizce? Akciğer kanserine sebep olan şeyler bir takım unsurları var. Sigaradır mesela, ne bileyim, yemeklerden, işte patates kızartmasından tut, tavuğundan tut, ne bileyim, hepsinden bir sebep var. Aslında her şeyin daha çok böyle sağlıklı şeyler yemek lazım diye düşünüyorum. Peki siz sigara kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyorum. Sigara, alkol, şeker, şeker olabilir. Peki bu saydığınız şeyleri siz kullanıyor musunuz? Şekeri kullanıyorum. Sigarayla alkolü kullanmıyorum. Sizce günümüzde akciğer kanseri neden oluyor insanlarda? Sigaradan dolayı olabilir. Peki siz sigara kullanıyor musunuz? Yok, sigara hiç kullanmadım, kullanmıyorum ben. Akciğer kanserinin sebep olduğu şeyler nelerdir? Valla benim bildiğim hiçbir şey değil. Sigara içmeyenler de akciğer kanseri oluyor. Stres, her şey stresten ya. Başka bir şeyden değil ya. Sigara mıgara mana. Sizce akciğer kanserinin sebep olduğu şeyler nelerdir? Bizi açıklayabilir misiniz? Bilgim yok ki. Sizce akciğer kanserine sebep olan şeyler nedir? Bizi açıklayabilir misiniz? Pek çok şey var yani. Tek bir şey değil. Hava kirliliği var, yediğimiz, içtiğimiz var, kendimize bak babamız. Hepsi birden yani. Peki sigara kullanıyor musunuz? Evet. Anladım. Evet hocam, aslında herkes sebeplerini biliyor. Maalesef, ama evet, gördüğünüz evet gibi işte belli bir yaştan sonra da sigara kullanımı hala devam ediyor. Tartışmış aslında gibi. Yani ne kadar anlatsak da, farkında olsak da biraz ya işte içmeyen de olmuyor tabii mu? Yok. Böyle bir benim kanı da var. Benim başıma gelmez diye düşünüyor herkes. Değil aslında mi? Temel şey o. Ama geliyor. Bir keresinde maalesef bir hastam oldu. Kaybettik sonra, Allah rahmet eylesin. Çok aha dünya tatlısı bir adamcağızdı. Tümörü olduğunu öğrendi. Her şeyini bilmek istedi. Bazen aileler saklamak ister bireyden ama her şeyini öğrenmek istedi. Her şeyini ben ona sakince, güzelce, umutlu bir dille anlattım. Ondan sonra şöyle dedi. Ben dedi kalpten ölürüm diye düşünüyordum. Bu başıma gelmez diyordum dedi. Ya. Sigaraya bakış biraz böyle. Yani o hep başkasıdır. Kanser olacak olan kişi siz değilsinizdir ama maalesef siz oluyorsunuz sonra. Evet efendim, akciğer kanseriyle ilgili sorularınız için ekranda gördüğünüz numaralardan arayabilirsiniz. Tedavideki yenilikleri de hocam anlatacak. Peki hocam, şimdi tanıda altın standart nedir? Az önce dediniz ki bir işe girerken basit bir film çektirdiğinizde dahi bazen rastlanabiliyor. Evet. Ama bazen rastlanamıyor da. Kesinlikle. Değil mi? Mutlaka filmin bir BT tomografi çektirmek de gerekebiliyor. Özetleyeyim ben size isterseniz. Lütfen şimdi baştan sona bir konuşalım onu. Akciğer kanseri tanısına ulaşmak için önümüzde iki farklı yol var. İki farklı değil, iki tamamlayıcı yol. Bunlardan bir tanesi bir takım görüntüleme yöntemlerine başvurmak. Tamam. Göğüs kafesi içinde olmaması gereken bir oluşum var. Önce onun niteliklerini görerek tanımlamak. Sonra gördüğümüz oluşumun doğasını anlamak. Bunun için de bir biyopsi yöntemine başvurmak zorundayız. Tamam. Orada bir kitle var. Bu kitle birçok şey olabilir. İşte kaya olduğunu düşünün. Granit bir kaya olabilir, kil taşı olabilir vesaire gibi. Onu anlamanın yolu oradan küçük bir parça alarak onu incelemek. Yani biyopsiyi kullanmak. Görüntüleme yöntemleri içinde başta ilk kullanacağımız yöntem akciğer grafisi. Akciğer grafisi bize çok temel bir bilgi veriyor. Orada bir kitle var mı? Nelere yol açıyor? Herhangi bir komşuluğu ne? Ama bunu ayrıntılı görmenin yolu, temel yolu bir kontrastlı yani ilaçlı bilgisayarlı tomografi çekmek. Bilgisayarlı tomografi bize akciğer kanserinin yaygınlığını, bir takım lenf bezlerinde, göğüs kafesi içinde olan tümörün ilk ulaştığı yer, büyüme olup olmadığını, eşlik eden başka bir bulgu olup olmadığını tümüyle gösterecek. Ve bunun arkasından en doğru tanı yöntemine biyopsiyle ulaşmak için neyi seçmemiz gerektiği konusunda yardımcı olacak. Dışarıdan iğneyle tomografi altında oraya mı ulaşalım? Bronkoskopi yaparak gidelim ve oradan bir parça mı alalım? Ya da vücudun başka bir yerinde bir metastaz var, çok daha kolay ulaşmak. Bunu mu tercih edelim? Bunlardan birine karar vermemizi sağlıyor. Bunun arkasından tümörün yaygınlığını anlamak için yapmamız gereken şey bir PET çekmek. Çekilmesi gerekiyor. Pozitron emisyon tomografisi. Özel ilaçlı bir glikoz vererek şeker. Tümör hücreleri şekeri çok severler, hemen alırlar. Hem kitlenin boyutlarını ve yaygınlığını tümüyle görmek ve böylece hastalığı evrelemek imkanı sağlıyor bize PET. Ve buna çoğu zaman tümör tanısını koyduktan sonra bir beyin MR'ı ekliyoruz. Bazen beyin MR'ı bize hiç bulgu vermeyen beyin metastazlarını göstermeyi sağlıyor. Sıralama bu şekilde sıralama geliyor. Bu şekilde. Peki hocam, şimdi akciğer kanserinde iki türden bahsediliyor. Evet. Değil mi? Bunlar yapılırken bütün bu görüntüleme yöntemleri orada türe ilişkinde bilgi alıyorsunuz ama biyopsi mutlaka yapılması biyopsi gerekiyor. Biyopsi olmaksızın türü söyleyebilmek söz konusu değil. Bronkoskop.
Bronkoskopi ya da bir takım az önce söylediğim gibi tomografi altında iğne biyopsi. EBUS dediğimiz yöntem galiba, değil mi? O tamamen farklı. Bronkoskopinin parçalarından biri. İsterseniz bronkoskopiyle başlayayım. Bronkoskopiyle bir konuşalım onu da. Şimdi eğer tümör bronş ağacının içindeyse, yani hava yolları içinde, nefes borusu geldi, ikiye ayrıldı. Sol ve sağ ana bronşlar ve devam etti bölünmeye. Bu bronş ağacının içinde bizim bronkoskopla ulaşabileceğimiz bir alandaysa kullanmamız gereken alet bronkoskop. Tamam. Bronkoskopla bazen anestezi, bazen hafif bir uyutma altında hastamızın herhangi bir sıkıntı çekmeyeceği, hissetmeyeceği şekilde burnundan ya da ağzından girerek bronş ağacı içinde ilerliyoruz. Tümörlü bölgeye ulaşıyoruz. Tamam. Oradan iğneyle ya da bir takım özel aletlerle biyopsiler alıyoruz. Ama eğer tümör bronş ağacı içinde bizim görebileceğimiz bir yerde değilse ama bronş ağacına komşuysa, bronş ağacının ötesinde, o zaman EBUS dediğimiz, yani endobronşiyel ultrason. Hani nasıl böbreği, karaciğeri görüntülemek için ultrason kullanırız. Aynı yöntem. İçeriye giriyoruz. Ucunda bir ultrason probu olan bronkoskopla bronş ağacının, tümörün olduğu alanın, onu dayıyoruz ve böylece bronş ağacının ötesini görmemizi sağlıyor. Bronş ağacının arkasını. Böylece oraya bir iğneyle ulaşıp gördüğümüz kitleden ya da lenf bezinden örnek alabilmemiz mümkün oluyor. EBUS dediğimiz yöntemin özelliği bu. Bronş ağacının dünyada ötesini görebilmek. Artık değil mi, altın standart kullanılan, zaten akciğer kanseri tanısında kullanılan yöntemler bunlar. Kesinlikle. Altın standart bunlar. Bronş ağacı dışındaki tümörler için altın standardın EBUS olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Ama bronş ağacı içinde görünebilen bir tümör için EBUS'a ihtiyacınız yok. Tamam. Aslında şunu da söyleyeceğim. Benim hocamla anım çok ilginç. Ben hocamın yayını almadan 4 ay önce EBUS, ki babam da böyle bir hastalık yaşıyor. Biz de Allah şifalar versin, inşallah da çektir. EBUS yapılması gerekti ve ben hocamı buldum, aradım, konuştum. Aylar sonra programa. Çok enteresan. Değil mi? Enteresan. Bir tesadüf. Kader, aynen değil öyle. Mi bu? Enteresan. Efendim Naciye Hanımcığım, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Derdime derman olun. Geçmiş buyurun efendim, buyurun. İnşallah elimizden bir şey gelir. Buyurun. Ben üsiyelik olur mu? Annem akciğer kanserinden vefat etti. Ben de yıllardır bronşta astım tedavisi görüyorum da, öksürüğüm falan, nefes darlığım falan da var. Çok tedavide oldum ama daha sonuç alamadım. Evin içinde yürüyemiyorum. Sisli havalarda dışarı çıkamıyorum. Nefes alamıyorum. Acaba bir ara sigara içtim, ondan olur mu? 20 yıl oldu sigarayı da bırakalı. Oldukça uzun zaman olmuş. Çok geçmiş olsun öncelikle. Çok geçmiş inşallah olsun efendim. Allah'a emanet olun inşallah. Teşekkürler. Önce etraflıca bir değerlendirme yapmak lazım sanırım. Bir, var olan hadisenin nefes darlığının altında sadece astım mı var, yoksa başka bir takım akciğerinin yapısında bozulma var mı yok mu, onu ayırt etmek lazım. Arkasından da ona göre elimizde çok çeşitli, çok güzel ilaçlar var. Onlarla olabilecek olan en düzgün tedaviyi düzenlemek lazım. Olduğunuz yerdeki bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurursanız eğer, bu ön değerlendirmeyi muhtemelen ayrıntılı olarak yapacaktır. Arkasından da yol almak lazım. Çok çok geçmiş olsun. Hocam KOAH da çok yaygın. Maalesef astım çok da yaygın. Çok yaygın maalesef. KOAH akciğer kanserinden çok çok daha fazla yaygın. Evet. Ve önemsenmiyor aslında fakat. Küçümseniyor evet maalesef. Maalesef çok ciddi bir çok ağır olabiliyor. Kaynak israfına, yani şeyi bir tarafa bırakıyorum. Sağlık harcamalarında yol açtıklarına vesaire de, bunlar çok ciddi şeyler aslında ama tamamen ayrı bir tartışma konusu. Ama KOAH'lı bir hastanın sadece bir birey olarak hem kendisini hem de ailesini hastalık inanılmaz derecede harap ediyor. Yani ölüm başka bir şey. Yani bir şekilde bir süreç vardır. Yaşarsınız, ölürsünüz ama KOAH'lı hasta her gün acillere taşınır. Ailesi bunu söylemek istemez ama nefret eder ondan. O ailesinden nefret eder, kendinden nefret eder. Bütün bunları ifade etmekte herkes çok zorlanır. Ve sürekli bitmez bir çile halinde devam eder. KOAH kesinlikle hayat çok önemsenmesi gereken çok bir şey. Hayat standartını çok düşüren maalesef, bir hastalık hocam derecede düşüren bir şey. Bir telefon daha alacağım. Adana'dan Necati Bey günaydın derken Necati Bey telefonu kapatıvermiş. Arasınlar bakalım düşmüş peki hatta. Peki hocam şimdi biz tanıyı koyduk. Akciğer kanseri tanısı konulduğunda hastada da hasta yakınlarında da ciddi bir demoralize durum tartışmasız oluyor. Tabii. İnkar edemem yaşayan biri olarak çok ben de bir hasta tabii. Yakını hasta kızı hiç olarak. Hiç haksız değilsiniz. O andan sonra diyorsunuz ki ne olacak? Çünkü iki türü var. Biri ameliyat edilebilir deniliyor, biri edilemez deniliyor. Doğru. Bir şunu konuşalım mı? Hangi türü ve evreleme neden bu kadar önemli? Yani o evreleri de bir konuşalım. Tabii ki.
O isterseniz önce türlerden başlayayım. Tamam. Şimdi iki tane temel tür var. İki temel tür akciğer kanseri. Bir tanesi küçük hücreli olan. Küçük hücreli olan tamamen farklı bir ailede ve tanı konduğu anda vücudun tümüne hücresel boyutta yayıldığını kabul ettiğimiz bir tür. O yüzden ameliyat edilebilir bir tür değil. Tamam. Ameliyattan kastımız ve amacımız tümörü bütünüyle vücuttan çıkarmak, vücutta hiçbir tümör hücresi bırakmamak. Küçük hücreli de bu mümkün olmuyor. O yüzden de ameliyat söz konusu değil. Küçük hücreli dışı olanda temel olarak iki tür var. Tamam. Temel olarak. Bir sürü farklı tür de var ama temel olarak iki. Biri yassı hücreli olan, diğeri adeno kanseri olan. Tamam. Geçmiş yıllarda 10 yıla kadar yassı hücreli olan bütün dünyada, ülkemizde de en yaygın olan türdü. Ama zaman içinde giderek bu artık adeno kansere doğru evrildi. Günümüzde artık en sık rastladığımız kanser adeno kanser. Adeno kanser ya da yassı hücreli, yani küçük hücreli dışı olan kanserin tanısını koyduğumuzda hızla evreleme yapmamız lazım. Evrelemenin amacı şu: biz var olan tümör dokusunu vücudun dışına aldığımızda ameliyatla tümörden tamamen hastamız kurtulmuş olacak mı? Eğer hastamız bu tümörden tamamen kurtulmuş olacaksa şifa bulduğunu öngöreceğiz. Tamam. Ama yok, bundan tamamen kurtulamayacaksa vücudun başka bir yerinde, öncelikle göğüs kafesi içindeki lenf bezlerinde bir yayılım varsa tedavi planımızı da ona göre belirlememiz lazım. Evreleme bize diyor ki 4 tane temel evremiz var. Evre 1 en erken olanı, evre 4 en geç olanı, metastazlar yapmış olanı. Evre 1 ile evre 4 arasında 5 yıllık yaşam süresinde yaklaşık 6-7 kat kadar fark var. Yani erken evre ile geç evre arasındaki yaşam süresi belirgin olarak farklı ve bizim tedavi yöntemlerimiz de farklı. Evreleme bize öngörebileceğimiz yaşam süresini söylüyor ve tedavi biçimlerini seçmemizi sağlıyor. Bu yüzden evet, çok önemli. Çok önemli. O nedenle o küçücük belirtileri atlamamak lazım. Asla. Bu önemli. Necati Beyciğim, günaydın. Adana'ya sevgiler. İyi günler, günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz. Nasılsınız? Geçmiş biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Sizler iyi olursanız biz çok iyi olacağız. Sorunuzu alayım mı? Hadi sorunuzu alayım. Ben 4 ay önce teşhis kondu. Akciğer kanseri. Ciğerimden su falan alındı 2 defa, 3 defa. Şu anda ben aynı zamanda emboli oldum bu arada. Emboli mi oldunuz? Affedersiniz, orayı anlayamadım. Tabii emboli, yani akciğerimin bir tarafına emboli attı. Pıhtı atmış. Tamam. Nefes darlığım vardı. Onu biraz eskiden 20 metre yürüyemiyordum. Şimdi 500 metre falan yürüyebiliyorum. Birkaç gündür. Buna ilaç alıyorum. Kan sulandırıcı. Ondan dolayı olabilir. Ben bir de 7 defa, 8 defa kemoterapi aldım. Kemoterapiden çok muzdarım. Kemoterapi dışında bir tedavi almak istiyorum. Kemoterapiyi bırakmak istiyorum. Peki. Haklısınız. Kemoterapi gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Necati Beyciğim, geçmişler çok olsun. Geçmiş Rabbim olsun. Bir an önce sizin de bütün hastalarında şifasını versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun hocam, kemoterapi zor bir süreç. Evet, şimdi burada yani kemoterapi dışındaki bir tedavi biçimine karar vermek için tümörün alt türü çok önemli. Eğer adeno kanserse bir takım genetik çalışmalar yapıyoruz. Tümör hücresinin taşıdığı bazı genetik mutasyonlar var mı? Temel olarak 3 tane. Bunları sayarak kimsenin başını ağrıtmayayım. Evet, bu temel 3 mutasyona baktıktan sonra eğer bunlardan birinde bir pozitiflik varsa hedefe dönük tedavi dediğimiz, her bireye özgü ilaçları seçtiğimiz bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Ama bunu bizler göğüs hastalıkları uzmanları değil, medikal onkologlar yapıyor. Eğer bu mutasyonlardan biri yoksa, şimdi günümüzde artık aşı tedavisi diye bilinen bir tedavi yöntemi de var. Evet. Aşı tedavisi içinde bir takım özel farklı bir mutasyon, farklı bir reseptör türü var. Tümör hücreleri o reseptörleri taşıyorsa, duyargaçları diyelim, bu tedavi onun üstünde etkili oluyor. Onu arıyoruz. Eğer o varsa bu sefer de immünoterapi, yani aşı tedavisi uygulanabilir. Necati Bey de bunlardan birinden faydalanabilir mi? Bunu anlamak için tümörünün türünü bilmek ve onunla ilgili de düzgünce bununla bir onkoloğuyla. Bununla ilgili bir test mi yapılması lazım tümöre? Evet, bu tümör dokusundan, yani biyopsi örneğinden bu söylediğim genetik çalışmanın ve reseptörlerin bakılması lazım. Ona göre bu tedavide ona göre bunlardan fayda şansı olabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Ona karar vermek lazım. Peki hocam, şimdi biz küçük hücre dışında
tedaviyi böyle uyguluyoruz dedik. Evet. Ama tabii bunun yanında medikal tedavi, radyoterapi de zannediyorum uygulanıyor. Tartışmasız. Değil mi? Mutlaka uygulanıyor evresine mu? Göre, evresine göre. Şimdi iki senaryo söz konusu olabilir. Erken evre bir tümörden söz ediyorum. Evre 1'de ya da evre 2'de yakaladığımız bir tümör. Yani sadece tümör var. Lenf bezi hiç yok. Yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde, tomografide ya da PET'te ve vücudun başka bir yerinde herhangi bir metastaz yok. Bu durumda yapılacak şey ameliyat. Tamam. Ameliyatın biçimine göğüs cerrahisiyle birlikte karar veriliyor. Ve göğüs cerrahı, ülkemizde çok iyi göğüs cerrahları var bu işi çok güzel yapan. Kesinlikle. Düzgünce ameliyatı gerçekleştiriyorlar. Tümörlü doku bütün vücut dışına çıkıyor ve göğüs kafesi içindeki lenf bezlerinin tümünü de örnekliyorlar. Ameliyat sonrasında tümörün niteliği ve lenf bezlerinde tümör dokusu olup olmaması ameliyat sonrası tedavi biçiminde karar vermeyi sağlıyor. Eğer tümör tümüyle çıktıysa, tümörün çıkarıldığı alanda herhangi bir tümör hücresi kalmadıysa buna cerrahi sınır deniyor. Tamam. Herhangi bir radyoterapiye gerek yok. Ama alınan lenf bezleri içinde herhangi birinde bir tümör hücresi görülürse bu tümör var olduğu yerden hücre olarak bile olsa başka bir yere ulaştı demek. O zaman yapılacak şey ameliyatı kemoterapiyle tamamlamak oluyor. Peki. Küçük hücreliye gelelim ki daha çok sebebi sigara olarak bilinir küçük hücrelinin özellikle. Çoğu zaman aynen öyle. Değil mi? Küçük hücreli bizim nöroendokrin tümörler dediğimiz grup içinde yer alıyor. Ben bir takım davranış biçimlerinin henüz tam olarak aydınlatıldığını kendi adıma şahsen düşünmüyorum. Nöroendokrin tümörler enteresan bir şekilde beyinle bütün vücutlar arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantı yolağı üzerinden yürüyen tümörler. O yüzden insanların işte çok beylik lafları olacak belki klişe ama stresi, öfkesi, açıklayamadığı, karşılık bulamadığı endişeleri, bütün bunların tamamının da tıpkı sigara gibi potansiyel bir neden olduğunu düşünüyorum. Ne kadar önemli bir şey söylüyorsunuz biliyor musunuz? Tek başına değil, sigaranın zararlarını ortaya çıkartan, belirginleştiren, onun bunu yapmasına yol açan bir neden olarak. Yani stresli, kaygılı olmayacağız. Ben asla. Şöyle yapıyorum. Beni seni ben daha çok üzüyorum. İçime atmıyorum. Bunu da tavsiye ediyorum herkese. Hakikaten içinize atmayın. Değil mi? Strese kesinlikle girmeyin. Kesinlikle gerek yok. Evet. Hayat zaten kısa. Tasaya da gerek yok. Her şey nasip. Telaşa da gerek. Peki hocam bunun tedavisinde neler yapıyoruz? Küçük hücreli. Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde ameliyat söz konusu değil. Burada yapılması gereken iki şey var. Çoğu zaman beraber ama bazen ardışık. Yani peş peşe. Kemoterapi ve radyoterapiyi birlikte uygulamak. Evet. Bunları da çoğu zaman bu süreç tamamlandıktan sonra koruyucu bir beyin ışınlamasıyla tamamlıyoruz. Çünkü artık biliyoruz ki sürecin herhangi bir yerinde beyin metastazı mutlaka görülecek. Onun görülmesini engellemek için de beyin ışınlamasını önden yapıyoruz. Tamam. Bütün bunlar çoğu zaman hastalığı düzgün bir şekilde kontrol altına alınmasını ve düzgün bir şekilde sürecin devam etmesini sağlıyor. Süper. Yenilik var mı hocam tedavide? Akıllı ilaçlar? Küçük hücreli akciğer kanseri için henüz yok ama gündemde olan, sürmekte olan çalışmalar var. Birkaç yıl sonra tekrar program yaparsak bunları konuşur durumda olacağımızı eminim. İnşallah hocam. Hakikaten çok önemli konular ama mesajımız herhalde şu olacak. Efendim sigaradan uzak duruyoruz. Tartışmasız bir şekilde. Bırakıyoruz. Önümüzde Ramazan bırakmak isteyene de fırsat olsun diyorum. Hay amin inşallah. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, Levent Hocam olun, iyi ki geldiniz. Bizi bilgilendirdiniz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Efendim birazdan diz problemlerini konuşacağız. Çapraz bağları kopanlar, zedelenenler, menisküsü olanlar, artroskopi ile efendim diz operasyonlarını konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz yine. Menisküs yırtıklara ve zedelenmesi neden olur? Çapraz bağ zedelenmesi ve kopmaları nasıl tedavi edilir? Diz bölgesine uygulanan artroskopi ameliyatlarının detaylarını ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Halil Burç sağlık merkezinde anlatıyor ve sorularımızı cevaplıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, az önce söylediğim gibi diz problemlerinde en çok karşımıza çıkan menisküs ve çapraz bağlar. Bunların tedavisi de oldukça önemli. Genelde cerrahi tavsiye ediliyor. İşte bu konuyu çok değerli bir uzman olan Hisar Intercontinental Hospital'dan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Halil Burç hocam anlatacak. Arayabilirsiniz. Futbolcu hastalığı değil bunlar sadece. Yeşil sağlar için değil. Hepimizde olabiliyor. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam az önce dediğim gibi eskiden menisküs denilince işte çapraz bağ kopması denilince biz bunları efendim yeşil sahalarda İlker Yasin'in anonslarından mesela hatırlıyorum ben. İşte kimin olsun benim dönemimden
işte Galatasaray'dan yüz. Semih'in çapraz bağı zedelendi. Ama öyle bir şey yok. Hepimizin olabiliyor. Elbette ki. Yani sporcularda meslek hastalığı şeklinde olduğu için daha çok ağırlıklı haberlerde onu duyuyoruz. Ama her yaş grubunda görebileceğimiz, özellikle genç spor yapan aktif insanlarda sıklıkla gördüğümüz bir şeydir. Yaş grubuna göre aldığımız zaman menisküs yırtığı aslında hem gençlerde hem yaşlılarda olabilen bir problemdir. Gençlerde genelde bunun sebebi bir spor travmasıdır ama yaşlılarda bunun sebebi genellikle yaşa bağlı olarak cildimizin yaşlanması gibi menisküs de yaşlanıyor. Esnekliği kayboluyor. Buna bağlı olarak da bir takım travmalar sonrasında yırtılabiliyor. Yaşlılarda da gördüğümüz bir şeydir. Bu da ağrıya sebebiyet verebiliyor. O zaman debritman dediğimiz menisküsün o yırtık kısmını çıkartmak gibi böyle bir prosedür uyguluyoruz. Ve hastayı en azından bir süre için rahatlattırıyoruz. Peki hocam, şimdi bu diz enteresan bir yapı. Bütün vücudumuzun ağırlığını taşıyor ve dediğiniz gibi yaşlandıkça da oradaki dokular deforme olabiliyor. Kıkırdak yapışı, menisküs yastıkçıkları, bağlar, ki o bağlar yan bağlar, ön bağlar. Bayağı bir bağ var orada. Bir o anatomiyi anlatalım. Nasıl oluyor orası? Aslında dediğiniz gibi diz böyle çok karmaşık bir yapı. Şurada bir diz var ama onun çapraz bağlarını dekorda koparmış arkadaşlarım aslında, bile. Aslında şöyle ifade edeyim. Biz artroskopik olarak çok rahat bir şekilde, artroskopinin aslında kısaca söyleyeyim, anlatayım ben nasıl bir işlem olduğunu. Kapalı bir ameliyattır. Endovizyon dediğimiz, yani bir taraftan kamerayla bir taraftan el aletleriyle girdiğimiz bir el aletleriyle girerek yaptığımız bir ameliyat türüdür aslında. Eskiden bu ameliyatlar açık olarak yapılırmış ama açık şimdi kapalı olarak yapılmasının bir takım avantajı var. Küçük bir kamerayla dizin içerisine giriyorsunuz ve bu içine girdiğiniz zaman eklemin tamamını görebiliyorsunuz. Arkaya kadar rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Ön çapraz bağ dediğimiz... Hocam biraz yüksek tutarsa kameranız şimdi şahane algılayacak. Ön çapraz bağ dediğimiz yapımız burasıdır. Bu ön çapraz bağ dizin ön tarafa doğru gelmesini engelleyen bir yapıdır. Menisküs dediğimiz şurada hilal yapısında iki tane kıkırdaksı doku vardır. Bu iki kıkırdaksı dokuda bir takım görevleri vardır. İşte iki kemiğin birbirine sürtmesini engeller. Amortisör görevi görür. Kıkırdakların beslenmesini sağlamak açısından bir kayganlık oluşturmasını sağlar gibi bir takım görevleri vardır. Menisküsü normal şartlarda hoplarsınız, sıçrarsınız, oynarsınız hiçbir şey olmaz. Evet. Ama yolda yürürken bir çakıl taşına basarsınız, bir makaslama hareketi olur. İki kemik arasında sıkışarak yırtılabilir. Ya bir anda? Bir anda olabilir. Peki onu anlayabiliyor muyuz hocam, o yırtıldığı anı, bir acısızı? Yani hasta çok şiddetli derecede ağrı duyar. Dizde şişme meydana gelir, efüzyon oluşur. Ya dizde eğer bir şişme varsa bunun altında muhakkak bir patoloji vardır. Onun sebebini bulmak lazım. Yürüdüğü zaman özellikle hastanın hissettiği bulgu takılma hissi olur. Yürürken merdiven iner çıkarken ağrı hisseder. Boşa gelme hissi meydana gelir. Özellikle ön çapraz bağ yırtıklarında hasta yürürken bir güvensizlik hissi vardır. Dizi öne kayıyor gibi hisseder. Özellikle ani depar attığında, koşmaya çalıştığında dizinde bu güvensizlikten dolayı koşamaz. Koşmak istemez. Bu şekilde hasta kendisini ifade ederek bize gelir. Bunlar travmatik zedelenmeler. Travmatik zedelenmeler. Ama belli bir yaştan sonra, değil mi? Özellikle şu kilo alımı hanımlarda menopozdan sonra hanımların o menisküsünde çok ciddi problemler çıkabiliyor. Özellikle normal toplumun %90'ı 98'inde diyeyim eklem, yani vücut ağırlığımızın merkezi dizin iç tarafından geçer. Aynen. İç tarafından geçtiği için bu bölgedeki, yani iç menisküste hasar görme ihtimali çok daha yüksektir. Dizin iç tarafında hasta ağrı hissedebilir. Yaşlılarda, dejeneratif yırtıklarda özellikle kıkırdak yapısına da bakmak lazım. Eklem aralığını da muayene etmek lazım. İşte bunu da hem MR ve hem normal filmle grafi çektirerek onun kararını genelde öyle veriyoruz. Eğer eklem aralığında ileri derecede bir daralma olmuşsa menisküsü almanız bir fayda göstermez o hastaya. Öyle mi? Onun için hastaya göre, hastasına göre hasta yok, hastalık yoktur, hasta vardır diye bir tabir vardır bizde. Aynen. O yüzden hastasına göre her hastayı farklı değerlendirmek lazım. Eğer hastaya baktınız, eklem aralığında çok bir daralması yok ama menisküsünde yırtığı yok, yırtığı var. Onu artroskopiyle o menisküsteki yırtığı temizlemek hastaya çok büyük bir rahatlık sağlar. Yani her zaman menisküsün tamamı alınması gerekmiyor, yırtıklar tamir edilebiliyor. Tamir edilmesine gelince travmatik yırtıklarda
eğer düzgün bir yırtıksa, travmatik, taze bir yırtıksa ve eklem kapsülüne yakın olan, kanlanması iyi olan bölgedeyse menisküs, evet tamir ediyoruz onları. Hı. Ama dejenerasyon zemininde eklemin içine doğru uç kısımlarında meydana gelen, yani menisküsün kanlanmasının bozuk olduğu bölgelerde ve kompleks yırtıklarda tamirin bir anlamı yok. Onlarda genelde kısmi olarak menisküsü alıyoruz. Menisküsün tamamını çıkartmayız. Biz sadece hastalıklı olan kısmına müdahale ederiz. Hı hı. Yırtık kısmına zaten artık yapacağınız bir şey yoktur. Yani orası yırtılmıştır. Hı hı. Sizin buradaki ameliyattaki asıl hedefiniz sağlam menisküs dokusunu korumaktır. Hı hı. O yırtığın ilerleyerek sağlam menisküse ulaşıp hastanın daha fazla zarar görmesini engellemektir. Biz bu yüzden parsiyel menisküs yırtıklarını parsiyel olarak alıyoruz. Çünkü menisküs sizin için gerekli bir dokudur. Aslında menisküs tabiri çok doğru bir tabir değildir. Normalde menisküs hepimizde olan bir organ. Organdır, bir yani. Dokudur yani. Menisküs yırtığı demek daha doğru olur aslında. Peki efendim, şimdi biz sokakta vatandaşımıza hocam sorduk. Çapraz bağ nerede biliyor musunuz? Menisküs nedir biliyor musunuz? Daha çok bilmiyorlar. Bir bakalım ne demiş vatandaşlarımız, sevgili Arif yaptı röportajlarımızı. Ne demişler, ben de merak ediyorum. İzliyoruz. Menisküs ve ön çapraz bağların ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Yaşadım çünkü ameliyat oldum ben. Menisküs ve ön çapraz bağ nedir bilir misiniz? Menisküs. Dizde oluşan ağrı herhalde menisküs. Yani. Menisküs ve ön çapraz bağ ne olduğunu bize söyleyebilir misiniz? Menisküs dizde oluşan ağrılar, ön çapraz bağda. Ayakta yine. Ayakta olan bir ağrı olmasın. Bize yerini gösterebilir misiniz acaba? Yerin tam olarak. Burası olmuyor mu? Şu ön çapraz bağ şuranın dizin altı değil mi? Çapraz bağ şurası oluyor. Tamam işte şuranın altı. Menisküs ve ön çapraz bağ nedir? Bize bunu açıklayabilir misiniz? Dizde oluşan şey. Sakatlık. Nerede olduğunu göstereyim. Şurada. Menisküs ön taraf işte. Bacak değil mi abi? Ön çapraz bağ ne olduğunu biliyor musun? Onu bilmiyorum vallahi. Dediğiniz gibi herkes menisküsü hastalık zannediyor. Çapraz bağlar hakkında da gesi bağları da var diyen bile oldu. Yurdum insanı çok yaratıcı. Peki hocam, şimdi çapraz bağ önle yan değil mi? Çapraz bağları nasıl anlatıyoruz? Çapraz bağ dizin tam ortasındadır. İç taraftan dizin dış tarafına doğru seyreden, dizin ön tarafa doğru gelmesini engelleyen bir bağdır. Tamam. Yan bağlar farklı şeyler onlar. Dış yan bağ ve iç yan bağımız ayrı bağlarımız vardır. Dizide ana olarak 4 tane bağımız vardır. Tamam. Arka çapraz bağ, ön çapraz bağ, dış yan bağ, iç yan bağ olmak üzere 4 tane ana bağımız vardır. Ön çapraz bağ yırtığı sıklıkla görüyoruz. Bunlarda ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde hastanın yaşına göre hareket etmek lazım. Yani bir 50-55 yaşındaki bir hastada ön çapraz bağ ameliyatı yapmanın bir esprisi yok. Hı. Genç hastaya lazım olan bir dokudur. Yani yapmazsanız ne olur? Yapmadığınız takdirde her travmada diz öne girer çıkar. Girip çıktıkça, kıkırdaklar birbirine çarptıkça kıkırdak hasarları meydana gelir. Bu kıkırdak hasarları ileride kireçlenme prosesini hızlandırır. Hmm. O yüzden genç hastada öneriyoruz biz bunu. Hmm. Yine bunu artroskopik olarak kapalı ameliyat da yapıyoruz. Hmm. Nasıl yapıyoruz? Yani dizin sağından ve solundan küçük birer santimetrelik yaralarla giriyoruz. İnsizyonlarla giriyoruz. Hmm. Birinden kamerayla giriyoruz. Birinden el aletleriyle giriyoruz. Önce ön çapraz bağ gerçekten MR yanılttı mı bizi diye teyit etmek açısından ameliyata başlarken gözümüzle görerek kamerayla tanısal olarak da kullanıyoruz artroskopi. Açıyoruz, bakıyoruz içeride gerçekten doğru mu? Hı. Ameliyata tam başlamadan önce. Ön çapraz bağın yırtık olduğunu gördükten sonra hastanın kendisinden tendon alıyoruz. Greften tendon grefti alıyoruz. Hı. Tendon greftini aldığımızda dizin iç tarafından hamstring kasları dediğimiz kaslardan iki tanesini alıyoruz. Şuradan küçük bir İnsizyonla yaklaşık bir 5 santimetrelik insizyonla girip yine o tendonlarımızı aldıktan sonra ameliyatımıza kapalı olarak devam ediyoruz. Alt kemikten tibiyadan bir tünel açıyoruz. Daha sonra yukarıdan femurdan üstteki kemikten tünel açıyoruz. Hı. Ve aldığımız o grefti özel vida sistemleriyle, askı sistemleriyle olması gereken pozisyona yeniden koyuyoruz. Yani kendi tendonlarımla
değil mi? Aynen öyle. Kendi tenlerinden onları kullanıyorsunuz. Benim vücudumdan alınıyor ve bağ doku yerine onu kullanıyoruz. Onu kullanıyoruz. Yani hastanın kendi tendonunu yine kendine kullanıyoruz. Hı hı. Bir takım alternatiflerimiz yine var. Hastanın atıyorum bir tarafında hamstringlerinde bir kaza oldu, kopması var. Diğer dizini kullanabiliyoruz. Eğer diğer dizinde de bir problem var, ne yapmamız gerekiyor? O zaman graft kullanabiliyoruz. Kadavradan alınmış bir takım tendon graftleri var. Onları kullanabiliyoruz. O tendon graftlerinden başka yine üretilmiş implantlarımız var. Yeni yapılan ön çapraz bağı taklit eden implantlar var. Onları kullanabiliyoruz ama maliyet olarak bu graftler daha fazla oluyor. Ama bir takım bunların da riski var. Hastanın kendi tendonunu kullanmayı yeğliyoruz. Ama her hastadan alabiliyor musunuz hocam kendi tendonunu? Tabii uygun ki. Oluyor mu bu? Tabii ki alıyoruz. Daha genellikle erkeklerde sıkıntı olmuyor ama bayanlarda tendon biraz daha ince olabiliyor. Hmm. İnce olduğu için eğer tendon graftini aldıktan sonra ölçüm yapıyoruz. Yaptığımız ölçümlerde baktınız çok ince geldiyse yaptığınızda kopma ihtimalini düşünüyorsanız o zaman zaten bu tür hastalarda önceden planlama yaparak graftle hazırlıklı giriyoruz. Evet. İstanbul'dan bir beyefendi Turgay Bey galiba değil mi hattımızda imiş. Turgay Bey hayırlı sabahlar, günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hocam günaydın. Günaydın. Sizin dizinizde problem mi var? Bundan 2 sene önce yaklaşık olarak hocamın anlattığı gibi çok ufak bir hareketle dizim kilitlendi. Sonra açılır diye bekledik, ettik, eyledik ve arkasından doktora gittik. Bir MR çekildi. Ondan sonra fizik tedavi denildi. Fizik tedavi kullanıldı. Ve netice alamadık. En son gitmiş olduğumda da menisküs yırtığı ile kırdakta parçalanma vardı. Dağınıklık ya da kırılma gibi ifadeler kullanıldı. Bununla ilgili menisküs ameliyatı ve kırdakla ilgili ameliyat ikisi bir anda olur mu? Olur mu? Bir bekleyin bakalım olur mu? Peki. Buyurun. Tabii ki. Biz aynı seanslı ön çapraz bağ ameliyatını az önce bahsettik. Aynı seansta menisküs yırtığı varsa aynı seansta menisküs yırtığının da çaresine bakabiliyoruz. Kıkırdakla ilgili bir problem varsa hepsini aynı seansta halledebiliyoruz. Yaşınızı öğrenebilir miyim? 52. 52 yaşındasınız. Sesiniz ne kadar genç geliyor efendim Turgay Bey. Teşekkür ederim efendim. Halı sahada maç yaparken herhalde oldu falan diye düşünmüştüm. Hayır efendim, yürürken. Peki. Şimdi dediğim gibi bazı tedavi yöntemlerini hastanın yaşına göre karar vermek lazım. 52 yaşındasınız, menisküs ve kıkırdak aynı anda yapılabilir. Sizin yaşınız içi açısından düşündüğümüzde işte protez için çok erken bir yaş bizim için. Mikro kırık dediğimiz bir yöntemi uygulayabiliriz. Mikro kırık dediğimiz yöntemde yine artroskopik olarak giriyoruz ve o kıkırdak defektinin olduğu bölgeye küçük küçük kırıklar yapıyoruz. Kontrollü kırıklar yapıyoruz. Bu kırıkların esprisini alttan kemik iliğinin ve kök hücrenin çıkıp o bölgeye bir yeni bir kıkırdak dokusu oluşturmasını sağlıyoruz. Yani o travma orayı kanlandırıyor. Yeniden kanlandırıp ama bu süre içerisinde hastanın ayağına yük vermesine müsaade etmiyoruz. Hareket etmesine müsaade ediyoruz dizinin ama yük vermesine. Çünkü alttan çıkan dokunun oraya yapışıp oluşturması gerekir. Eğer bastığınız zaman sıyrılır gider. Yani bir anlamı olmaz. O nedenle bir 4 ila 6 hafta hastanın yük vermesine müsaade etmeyiz. 6 hafta kadar yatacağım. Yani yatmayacaksınız, ayaktasınız, yani koltuk değneğiyle gezebilirsiniz. Sadece ayağınıza basmayacaksınız. Peki, peki. Peki bunun, bu tedavinin ücreti, bedeli ne kadar hocam? Biz bunları yayında söyleyemiyoruz. Yasak, müzik yasaklıyor bunu. Peki ben sizin için şunu soracağım. SGK bu tür operasyonları karşılıyor mu bir kısmını? Tabii ki SGK karşılıyor bu tür operasyonları. Bakın sizin için bunu sormuş oldum. Turgay Beyciğim geçmiş olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam. İyi yayınlar. Peki hocam şimdi artroskopi diye konuşuyoruz. Menisküs yırtıklarında kullanılıyor. Çapraz bağ tamirlerinde kullanılıyor. Fakat her hastaya artroskopi tanısal ya da operasyonel uygulama şansımız var mı yoksa hayır açık cerrahi yapmak zorunda olduğumuz hasta grupta var mı? Ya artroskopi dediğim gibi o kadar güzel bir sistem ki eskilerden ben ona yetiştim. Açık menisküs cerrahisinin yapıldığı zamanı gördüm. İhtisas aldığım klinikte bir defa görme şansım oldu. Bir ya da iki hastada görme şansım oldu. Şu anda açık menisküs cerrahisi yapın deseniz insanlar yapamaz. Çünkü onun için özel ekipman lazım, özel bıçaklar lazım, özel aletler lazım.
Artroskopi o kadar rahat bir sistem ki kamerayla girip dizin en ufak noktasına kadar görebiliyorsunuz. Süper. Her hastaya uygulayabilirsiniz. Uygun olan her hastaya, endikasyon olan her hastaya çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Genç hasta da uygulayabilirsiniz. Özellikle zaten ağırlıkla genç hasta da tercih ediyoruz. Yaşlı hasta da ben şunu hep hastalara böyle tarif ediyorum. Dejenatif yırtıklarda. Bunu diyorum bir bayram temizliğine benzetin. Bayram temizliğinde ne olur eviniz kirlenir. Bir temizlersiniz, ferah ferah oturursunuz. Ama o ev tekrar kirlenir bir süre sonra. Yaşlı hastalarda bu işi yaptığınız zaman dejenatif yırtıklarda dejenerasyonu temizlersiniz. Dizin içerisinde bir yıkamaya yaparsınız. Hastanın bir rahatlamasını sağlarsınız. Ama bu hastaya duruma göre 6 ay, 1 yıl, bazen 2 yıllık bir rahatlık sağlar. Eğer bu süre içerisinde hastaya bir atıyorum 2 yıllık bir zaman kazandırdınız, çok iyi bir süre. O hasta eğer proteze gidecekse, çünkü protez için, diz protezi için belli bir kullanım süresi vardır. 15 ila 20 yıldır. Bunu mümkün mertebede ertelemek istersiniz. Zor da bir operasyondur. Tabii ki aslında çok da zor değil ama hasta açısından ertelemek istersiniz ki hasta bu takılan protezi ömrünün sonuna kadar kullansın. Bir daha ikinci bir ameliyat geçirmesine gerek kalmasın diye. İşte bu devrede yaşlılar için yaptığımız artroskopi ameliyatında esprisi bu. Top çevirme ameliyatı diyorum ben buna. Birazcık hastaya zaman kazandırma, hastaya proteze zamanını geciktirme. Bu sürede hastaya bir iyilik hali, rahatlık hali sağlamaya çalışmak. Efendim bir de Bursa'ya dönelim. Fevziye Hanımcığım hattımızdaymış. Fevziye Hanımcığım günaydın efendim. Günaydın, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Hocam az bir sorum vardı demin. Buyurun. İki sorum vardı. Hocam ben 5 sene önce falan sağ dizimden, sol dizimden ameliyat oldum. Menisküs yırtıktan dolayı ameliyat oldum. Hiç memnun kalmadım. Yani daha çok ağrım oldu, daha çok sızım oldu ve size şöyle söylendi. Ben yaşım 43-44 yaşındayım. Protez diye ilk başta filmde çok böyle anlaşılmadı. Ondan sonra ameliyat ettikten sonra yaşımı göz önüne alarak protez diye düşünmüşler. Yaşımdan dolayı protezi takmadılar. Çok kötü dediler. Çok deforme olmuş. Çok kötü dediler bana dediler. Bu sefer sağ dizim de aynı bu sefer. Yine yırtılma var. Tekrardan yırtılmam var benim. Hiç rahat değilim. Yürürken sanki kasılma oluyor. Yan bağlarım yırttık tekrardan. Şimdi protez takılabilme şeyi var mı benim? Tekrardan siz kilolu bir hanım mısınız Fevziye Hanımcığım? Çok gençsiniz daha ya. Kilolu musunuz? Biraz kilolu. Benim engelli bir kızım vardı. Engelli bir kızım vardı. Çok kaldırırken, ettirirken galiba top bastı yapmışım. Anladım. Kullanım sorunları var. Ben hocama şunu sanıyorum. Protez olma, yani biz bana kesin protez dedi. Peki. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diyorsunuz siz? Evet, hem o bir de sağ tarafında gene aynı. Peki. Çok geçmiş olsun Fevziye Hanımcığım. Cevabı çok hocam verecek. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Buyurun hocam. Şimdi dediğim gibi artroskopi bir temizlik yapar. Artroskopiyle bir temizlik yaparız biz genelde. İçeriği bir temizleriz. Her hastada çalışacaktır diye bir kural yok zaten. Ama 43 yaş protez için gerçekten çok erken bir yaş. İdare edebiliyorsanız idare etmenizi tavsiye ederim. Niye? Bunun çekincelerini söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi protezin böyle bir kullanım süresi vardır. Bu kullanım süresi ortalama normalde 15 ila 20 yıl ömür biçeriz biz proteze. 15-20 yıl sonra başınıza ne gelebilir? Eğer protez gevşerse, gevşeme meydana gelirse kemikle protez arasında kemik kaybı meydana gelir. İkinci bir revizyon ameliyatı olmanız gerekir. Revizyon ameliyatı olduğunuz zaman da ikinci ameliyatlar hem hekim için hem hasta için zordur. O yüzden mümkün mertebede idare edebiliyorsanız idare edin. Kilo vermeye özen gösterin. Siz bahsettiğiniz özürlü kızım var dediniz. Kaldırıp indiriyorum yük taşıyorsunuz. Dizlere binen yük hem kilonuzdan hem yaptığınız işten dolayı artıyor. Bu da dizdeki yıpranmayı arttırır. Yani kıkırdak kaybı özellikle meydana geldiyse biz doğduğumuzda hiyalin kıkırdak dediğimiz bir türle doğarız. Bu hiyalin kıkırdak eğer bir deforme olursa hasar görürse geri dönüşü yoktur. O nedenle eğer dizde böyle ileri derecede bir deformasyon varsa tabii ki çok ağrınız varsa, 100 metre yol yürüyemiyorsanız, günlük tuvalet banyo ihtiyaçlarınızı yapamıyorsanız, ağrı kesiciye rağmen, o istirahate rağmen ağrılarınız dinmiyorsa tabii ki o zaman yaşa bakmaksızın konforunuzu düşünerek diz protezi yapılabilir. Ama sırf yaptırayım diye bu ameliyat yapılacak bir ameliyat değil. O nedenle idare edebildiğiniz kadar Fevziye Hanım idare etmenizi öneririm. Yok ben idare edemiyorum, çok ızdırabım var diyorsanız
Bundan sonraki aşama tabii ki protez. Peki hocam, menisküs yırtığı ya da işte çapraz bağı artroskopiyle yapıldı. 30 saniye tamam. Yeşil sahalara ne zaman dönüyoruz? Yani normal hayata ne zaman döneceğim? Menisküs yırtığında ertesi gün hastayı ayağına bastırırız. Süper. Kısa bir süre istirahat öneririz. Küçük deliklerden de olsa sonuçta diz içerisinde kanama meydana gelebilir. O nedenle bir ay sonra içerisinde yavaş düz koşullara başlatırız hastayı. Ön çapraz bağda ise hastayı 10. günde rehabilitasyona alınız. 1,5 ayda olduğu zaman içerisinde normal yaşantısına geri döner. Ama spor aktivitesine dönmesi genelde bir 3-4 ayı alır. Normalde ön çapraz bağ ameliyatı yaptığımız hastalarda ön çapraz bağ 3. ayında en zayıf noktasına ulaşır. Tekrar kopma riski vardır. O nedenle ameliyat yapmak sadece çözüm değil, rehabilitasyon kısmını da ihmal etmemek lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Halil Burç, sağ olun, var olun. Rica ederim. Sağ olun. Efendim, Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Yarın sabah saat 9'da evliliğinde sorun olanlar, ilişki terapisti Serhat Yabancı bizlerle olacak. Evlilik ve boşanmayı konuşacağız. Yanı sıra dermatologumuz olacak. Cilde enjeksiyonla yapılan gençleşme teravihlerine yeni trendleri konuşacağız. Yarın sabah birlikte oluncaya dek. Hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.